Bir bilgisayar programcılığı öğrencisi ödev olarak aşağıdaki sayı dengeleme programını yazıyor. Bu programa göre mavi ve sarı kutucuklara birer pozitif tam sayı yazılıyor. Mavi kutucuk içerisinde yazılan sayı 2'nin pozitif tam sayı kuvveti olan bir çarpana sahip olması ve sarı kutucuktaki sayıya tam bölünmesi durumunda kutuların altında bulunan lamba yeşil yanıyor. Bu durumun sağlanmaması durumunda lamba kırmızı yanıyor. Örneğin 20 ve 5'te bakın hem 2 üzeri 2 çarpanına eşit hem de 5 ile tam bölündüğünden lamba yeşil yanıyor. 21 sayısı 7 ile bölünebilmesine rağmen 2'nin pozitif tam sayı kuvveti olmadığı için lamba kırmızı yanıyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada bilgisayar ekranında lamba yeşil yandığına göre mavi kutucuk içerisinde aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Hem 2'nin tam katı olacak hem de 3'e bölünecek o zaman cevap D şıkkı 66 olur. Pozitif tam bölen sayısı kadar negatif tam bölen sayısı vardır. Pozitif tam bölen sayısı neydi arkadaşlar? Üstlere e, şöyle diyelim bakın. X üzeri A, Y üzeri B, işte T, Z üzeri C gibi sayıları olduğu zaman bunların üstlerini bir arttırıyorduk ve böyle çarpıyorduk arkadaşlar. Negatif tam bölen sayısı da aynı olacaktır. Örnek vereyim hemen. 36 mesela 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2'dir. Asal çarpanlarına ayrılır. 3 çarpı 3'ten 9 olur. Buna göre negatif bölen sayısı 24 ise pozitif bölen de aynıdır 3 üzeri 3 çarpı 2 üzeri x olduğu için üstü 1 arttır. Sonra burada da üstü 1 arttır. Eşitmiş arkadaşlar 24'e x de buradan 5'miş c şıkkı. Çember ve oklar yardımıyla oluşturulan bir sayı düzeneyinde okun çıktığı çember içerisinde sayıya okun üzerinde yazan işlem uygulanıp sonuç okun gittiği çembere yazılmaktadır. 144 pozitif bölen sayısını yaz asal bölen sayısını yaz sonra ee, ulaş A harfi yerine aşağıdaki işlemlerden hangisi yazılmalıdır ki A harfinden de direkt arkadaşlar sonuca ulaşalım. Şimdi pozitif bölen sayısı nedir 144'ün? Bir kere bu 16 çarpı 9'dur. Yani 2 üzeri 4 çarpı 3'ün karesidir. Asal çarpanları hemen ayırmalısınız. Üstünü 1 arttır 5. Üstünü 1 arttır 3. Demek ki burası arkadaşlar 15'miş. Sonra asal bölen sayısı 15'in nedir? 15'in asal bölen sayısı. Zaten 5 çarpı 3 olduğu için 2 tane arkadaşlar asal böleni vardır 5 ve 3'ten dolayı. Biz 144'ü e hangi işlem yaparsak 2 buluruz? Tabii ki 72'ye bölersek cevabımız A olur. Sonu sıfırlarla biten bir sayının kaç basamaklı olduğunu bilmek istiyorsak ne yaparız arkadaşlar? Deriz ki bunun sonunda kaç tane sıfır var bir de önünde kaç basamak var? Örnek bu sorudaki gibi 625 nedir? 3 basamaklıdır. 10 üzeri x'ten de kaç tane gelecek? x tane 0 gelecek. 3 artı x basamaklı olacak bu soru. Demek ki benim x'i bulmam lazım. Onu nereden bulacağım? Önce asal çarpanlarına ayırarak. 5 üzeri x çarpı 2 üzeri x. Buradan da 5 üzeri 4 artı x çarpı 2 üzeri x oldu. Şimdi asal olmayan pozitif bölen ne demek? E bunun zaten iki tanecik asal böleni var. Demek ki asal olmayanları da dahil edersek toplam pozitif bölen sayısı 96 tane. Böylece arkadaşlar 96 eşittir. Nasıl buluyorduk pozitif tam bölen sayısını? 1 arttır 5 artı x. 1 arttır üstünü x artı 1. Böylece x buradan arkadaşlar ne oldu? 7. Şimdi 7 olduğuna göre artık bu sayımız 625 çarpı 10 üzeri 7. Buradan 7 tane sıfırı geliyor. Buradan da 3 basamak geliyor. Toplam 10 basamaklı sayı arkadaşlar A şıkkı. 3 basamaklı ABC doğal sayısının asal bölenlerinin toplamı TABC olarak tanımlanıyor. Buna göre T212 ve T123 nedir? T212 mecburen bunu ne yapacağız? Asal bölenlerine, asal çarpanlarına ayıracağız. 212 arkadaşlar 106 çarpı 2 eşit. E bu da 53 çarpı 2. Yani 53 çarpı 4'müş. Kolay oldu. 53 çarpı 2'nin karesiymiş arkadaşlar. Bu. Sonra 123'e geldik. 123'te arkadaşlar ne yapar? 41 çarpı 3'tür. Bu direkt mecburen 41 çarpı 3 diye ayrıldı. Bunun asal bölenleri 53 ve 2 toplamları bu. Bunun asal bölenleri 41 ve 3 toplamları da bu. Bunların farkı isteniyor. 55'ten 44 çıktı. Cevabımız E şıkkı 11 oldu. Oya bir tam sayıyı asal çarpanlara ayırdıktan sonra farklı asal bölenlerini topluyor. Toplamın sonucu asal ise işlemlerine son veriyor. Asal değil ise bu işlemleri çıkan sayı için tekrarlıyor. 35 için bakın 5, 7 yapmış sonra 12 olmuş toplamış. Bir daha 12 asal bölenlerin ayırmış. Sonra arkadaşlar 2 artı 3 asal olduğu için 5 bitmiş. Dolayısıyla 138 sayısı için bu işleme başlayan oya kaçıncı adımda bu işlemlere son verecektir. 138 arkadaşlar asal çarpanlarını ayırdığımız zaman ne olacak? 2'ye bölersek bu 69 oluyor. 3'e bölersek 23, e sonra arkadaşlar 23'e mecburen böleceğiz. 1. Farklı asalları topla. 2 3 daha 5 23 daha 28 oldu. 28'i ayır. 2'ye böl işte 14 2'ye böl 7. 7'ye böl 1. Farklı asallar 2 7 daha 9 oldu arkadaşlar. Böylece 9'u da asal çarpanlarına ayırınca 3 3 1 oldu. E farklı asal burada yok zaten. Sadece asalımız 3 geldi arkadaşlar. Demek ki Kaçıncı adımda son bulduğu bu işlem? 1, 2, 3. Üçüncü adımda bitti. C şıkkı. Şunu sormanız lazım kendinize. Bir sayının pozitif bölen sayısı ne zaman? 2 olur. Sadece bu sayı asalsa. Neden? Bir sayının arkadaşlar 2 tanecik böleni varsa bir kendisidir. Bir de 1'dir. Örnek 3. 1 vardır. Bir de 3 vardır. Bunu asal çarpanlara ayırarak gösterirsen zaten formül gereği neydi? Üstünü 1 arttırıyordun. E çarpacak bir şey yok. İşte sana 2 tane asal bölen oldu. Şey iki tane bölen oldu. Demek ki arkadaşlar A küçüktür B küçüktür 50 olacak şekilde kaç tane asal sayı var ona bakacağız. 3 yani farkın en fazla değeri demiş pardon. En küçük asal sayı 3'tür. Burada en büyük asal sayı 47'dir. Aralarındaki fark en fazla 44 olur arkadaşlar D şıkkı. M sayısının pozitif tam bölenleri böyle gösterilmiş arkadaşlar. N de 3'ten farklı bir asal sayıymış. Şimdi bunun o zaman arkadaşlar asal bölenlerine, asal çarpanlarına ayırdığımız zaman mesela n 3'ten büyük olsun sorun değil. Burada 3 kalır, burada 3. Böylece gördüğünüz gibi n çarpı 3'tür bunun e, asal çarpanlarına ayrılmış hali. Bunun pozitif tam bölenleri nelerdir o zaman? 1, 3, n ve 3 n. Doğru mu? Başka da pozitif tam böleni yoktur arkadaşlar. Asal sayılar olduğu için bunlar. Bunların toplamı da ne yapar? 4 artı 4 n eşittir. 6'nın pozitif bölenleri nelerdir? 1, 2, 3 ve 6. Dolayısıyla 6, 3 daha 9, 3 daha 12 yaptı. 36'dan 4 artı 4 ne arkadaşlar? 48 geldi. 4 ne? 44 olduğundan ne? 11 asal sayısı E şıkkıymış. N bir pozitif tam sayı olmak üzere S N'yi tam bölen farklı asalların sayısı olarak tanımlanıyor. Buna göre P1 asal sayı olmak üzere S12 çarpı P eşittir 2'dir. E, 2 P üzeri 4'ün 1'miş. 3 60 çarpı P'nin büyük eşit 3'müş. Şimdi arkadaşlar bir kere 12 çarpı P, P1 asal sayı olduğuna göre ne diyebiliriz? 2 mi 3 mü bilmiyoruz ama değil mi? Şimdi buradan bir kere 12'nin asal çarpanları 2 3. Eğer arkadaşlar P bunlardan farklı bir sayıysa örnek P5 ise asal bölenleri kaç tane olacak bunun? 3 tane. Ee, şey gelirse diyelim 3 gelirse 2 tane olacak. Aa, o zaman bakın bilemiyoruz bu her zaman doğru değilmiş. 2 de olabiliyor 3 de olabiliyor. Şimdi sp üzeri 4 arkadaşlar p bir asal sayı olduğu için p üzeri 4'ün p'den başka asal böleni yoktur. Başka böleni de yoktur zaten e, asal olarak. Dolayısıyla bunun arkadaşlar asal böleni sadece bir tane olur doğrudur. 60p'nin asal böleni için 60'ın asal bölenleri 2, 3 ve 5'tir. Şimdi P'ye gelirsek, P bunlardan birisine eşit olursa arkadaşlar 3 tane olur asal böleni. Eğer P bunlardan farklı bir asal bölense 4 tane olur. Hakikaten 3 veya 4 olduğuna göre en az 3 taneymiş cevabımız E şıkkı olur. Kutular ve çemberler kullanılarak oluşturulan şekil içerisinde sayının pozitif çift çarpanları kutular içerisinde soldan sağa doğru artacak ve her kutuya farklı sayı gelecek biçimde yazılıyor sayının pozitif tek çarpanları çemberler içerisinde soldan sağa artacak ve her çemberi farklı sayı gelecek biçiminde yazılıyor. Buna göre 480 sayısı için şekil oluşturulduğunda soldan 5. kutuda bulunan sayı ile çemberlerin adenin toplamı kaçtır? Şimdi mecburen tabi 5. sayıyı direkt sorduğu için biz arkadaşlar 2, 4, 6, sonra 8, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5'i bulduk gerçi 10'muş arkadaşlar 5. kutudaki rakam şey sayı Pardon. E, kaç tane bunun tek böleni vardır nasıl bulacağız arkadaşlar? Onu da şöyle yapabilirsiniz bakın. Tek tek sayabilirsiniz ama ben size şöyle bir yorum göstereyim. 480 arkadaşlar, 16 çarpı 30 değil mi? Bu da ne yapıyor? Yani 32 çarpı 2'ye e, böldüğümüz için 15 yapar, yani 2 üzeri 5 çarpı 3 çarpı 5 bir sayının arkadaşlar tek bölenlerini bulmak istiyorsanız direkt 2 üzeri 5'li olan çiftli ifadeden kurtulun. Sanki 3 çarpı 5'in kaç tane böleni varmışçasına yapıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 3 çarpı 5'in arkadaşlar kaç tane böleni vardır? 2 çarpı 2'den 4. Gerçekten 10 artı 4'ten cevabımız böylece 14 olmuş oldu. Tek tek saymaya kalksam 1, 3, 5, 15 yine bakın 4 oluyor ama bu yorumu da lütfen kale alın arkadaşlar. Tek sayı bölenini istiyorsa çiftleri sil, geriye kalanları bul. A bir asal sayıdır. Buna göre 5'in karesi çarpı 7 üzeri 3 çarpı A sayısının negatif tam bölen sayısı. Negatif tam bölen arkadaşlar pozitifle aynı şey sayı olarak. Sonuçta bir sayının böleni eksi ise aynı zamanda birdir gibi düşünün. Haliyle sayıları aynı olacak. Farklı değerlerin toplamı nedir diyor. Şimdi A bir asal sayı arkadaşlar. Şimdi eğer A 5'e de eşit değil 7'ye de eşit değilse ne olur? Böylece arkadaşlar bölen sayımız üstleri 1 arttır 3 sonra arkadaşlar 4 sonra 2'den 12 çarpı 2'den 24 olur. Bu olabilir. Sonra arkadaşlar a 5'e eşit olabilir. a 5'e eşit olursa böylece ne oluyor bakın 5 üzeri 3 7 üzeri 3 buradan da çarpımlarına geliyor arkadaşlar 4 çarpı 4'ten 16 bu da ikinci durum oldu. Üçüncü durum arkadaşlar a 7'ye eşit olabilir. 7'ye eşit olursa 5'in karesi çarpı 7 üzeri 4 olur. Üstleri 1 arttır. 3 çarpı 5'ten 15 yaptı. 31, 24 daha bu toplamların alabileceği değerler toplamı 55 oldu arkadaşlar. C şıkkı geldi. Telefon listesine bazı kişileri gizli olarak kaydetmek için bu kişilere birer numara vererek kaydeden Atıf'ın numaralandırılma yöntemi aşağıda verilmiştir. Atıf her bir kişiye farklı numara vermiştir. Listedeki kişilerin isimleri 5 veya 6 harflidir. Kişilere 360 sayısının pozitif tam bölenleri numara olarak verilmiştir. 3 ile tam bölünebilen numaralı kişilerin isimleri 5 harfli. Şuraya yazalım. 3K ise 5 harfli. Ufak notlar almak gerekir böyle. Çünkü bu deneme tarzında, sınav tadında bir soru arkadaşlar. 3'e e tam bölünmüyorsa, şöyle 3K, kendiniz anlayacağınız notlar çıkarın işte. 3K'ya eşit değilse, 6 harfli kelimeler veriyormuş. 6 harfli kelimeymiş bu insanların adları. Buna göre atıfın gizli olarak kaydettiği kişilerin isimlerinde bulunan toplam harf sayısı kaçtır? Bir sayının arkadaşlar 3'e bölünen kaç tane böleni vardır? Nasıl bulunur? Hatırlıyor musunuz? Bir göstereyim ben. Şimdi bu 360'ı önce asal bölenlerini ayıralım. Asal bölenlerini ayırdığımız zaman 72 çarpı 5 dersek o zaman 3'ün karesi çarpı 2 üzeri 3 çarpı 5'tir. Dolayısıyla bu asal çarpanlarına ayrıldı. Bir sayının 3'ün katı olanın bütün bölenlerini bulmak için ne yaparsınız biliyor musunuz? 3 cebinizde dursun. Bu 3'lerden bir taneyi azaltın. 3 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 5'in bölenlerini bulun. Neden biliyor musunuz? Buradaki tüm bölenlerin her birini 3 ile çarptığınız zaman 3'ün katı olurdu o yüzden. Ne yapıyorum? Bir nevi arkadaşlar buradan bölen buluyorum. Her bulduğumu 3 ile çarpıyorum. O yüzden bakın 3 üzeri 2'den 3 üzeri 1'e düşüreceğiz. Böyle bir mantığımız var. Kullanın bunu. Dolayısıyla 2 çarpı 4 çarpı 2'den e, arkadaşlar 16 tane oldu. Bu 16 tane ne? 3'e bölünenler. 3'e bölünenler kaç harfliydi? 5 harfli. O zaman 16 çarpı 5'ten 80 tane harf kullanıldı arkadaşlar. Gelelim şimdi ikinci adıma. İkinci adımda ne yapacağız? 3'e bölünmeyenleri bulacağız. Dolayısıyla 3'e bölünmeyenler nasıl bulunur? 3'ün katı olan tüm bölenleri çıkarırsın. Haliyle bu da ne demek? 3'ün karesini direkt devre dışı bırak. Böylece hiç işin içinde 3 çarpanı olmaz. Bunun kaç tane pozitif böleni var? 4 çarpı 2'den 8 tane. Demek ki arkadaşlar 8 çarpı 6'dan toplam 48 harf varmış 6 harflerden. Böylece 80, 48 daha 128 geldi. Tam böyle güzel bir deneme sınavı sorusu gibi olabilir arkadaşlar. Bu ya da gerçek sınav sorusu gibi. Toplam 30 yolcu var ona dikkat edelim. 5 ne oldu minibüste? Bulunan kişi sayısının asal bölenlerinin toplamı 5 ne demek arkadaşlar? 2 tane asal sayının toplamı 5 ise demek ki bu minibüste arkadaşlar 2 üzeri m çarpı 3 üzeri n kadar insan var. m ve n'ye dikkat edelim bilmiyoruz şu an. E, bu kadar insan var diyeceğiz. Sonra M ve ye sakın hemen bir demeyin. Neden? Asal bölenleri 2 ve 3 olan sayının üstleri farklı olabilir. Örnek 36'nın sadece asal bölenleri 2 ve 3'tür. Ama 36 2'nin karesi çarpı 3'ün karesine eşittir. Bunu atlamayın. Sonra arkadaşlar bir sayının pozitif bölen sayısı 2 ise bu sayı arkadaşlar asaldır. Sebebi de arkadaşlar asal sayıların sadece her zaman 2 böleni olur pozitif bir kendisidir bir de 1'dir. Buna dikkat etmeniz bekliyor soru. Dolayısıyla bunlara bir P asal sayısı diyelim tamam mı? 4P artı buna da arkadaşlar A5 diyeyim hani 5. minibüsteki yolcu aslında A5 eşittir arkadaşlar 30. Ben burada şimdi tek tek sayımı vereceğim. Evet sayı denemen lazım ama zaten 30 olacağı için toplamları P'ye öyle 50 defa sayı denemeyeceksin. P'ye mesela 2 vereceksin. 5. numaradaki otobüs minibüs neyse A5 22 olacak buradan 30-8'den e, böyle bir şey olamaz. Çünkü 22'nin bölenleri 2 ve 11'dir arkadaşlar. Sonra P'ye 3 verirseniz 4P'den 12 gelecek. A5 diyeceğim buraya kendim öyle adlandırdım. Böylece A5 arkadaşlar ne oldu? 18 olabilir mi? Evet. Çünkü 18'in bölenleri 2 ve 3'tür. Tamam yakaladık arkadaşlar bakın. 18'miş 5. minibüs. 2. minibüstekinde zaten P'ye 3 verdiğimiz için 3 bulduk. Toplamda arkadaşlar cevabımız 21 geldi. A şıkkı oldu.